Hepinize merhabalar Kayra izleyicileri. Ben Kayra. Kayra Ozan. Bugün sizlerle Microsoft yeni yazılımı olan Windows 11'i tanıtıyoruz. evet arkadaşlar yanlış duymadınız. Windows 11'i Windows 11'i tanıtıyoruz. Ama şöyle bir olay var. Ben Windows 11'i kendi bilgisayarıma kurdum. Önceki çoğu ön yargıları kırmak isterim. Ben internette olan crack veya tanıtılmadan önceki sızdırılan ISO'yu kullanmıyorum. Tamamen Windows Insider ile e, Windows 11'in gerçek ve güvenilir betasını kullanıyorum. Yani Windows 11'i şu anda gerçek bir şekilde kullanıyorum Türkçe bir şekilde. E, Ayrıca şöyle bir olay daha var. Ee, bu videonun sonunda bonus olarak Windows 11'deki hatalarına yani e, ekranım gidip gelme veya si ekran olma vesaire sorunları nasıl çözülür videonun sonunda size özel ayrı video hazırladım. O zaman hazırsanız Windows 11'e bakmaya başlayalım. Ee, evet gördüğünüz gibi kısacası Windows 11'deyiz. Ee, gördüğünüz gibi çok değişik, çok teknolojik, çok modern yani çok güzel duruyor sizin anlayacağınız. Mesela alttaki çubuktan başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi alttaki çubuk böyle. Mesela ne göre Windows'a tıklayalım. Sizlerle beraber Windows izleyelim, bakalım. Evet Windows e, tuşuna klavyemizden tıkladığımızda veya direkt buradan Windows'a tıkladığım ben yani başlangıca tıkladığımızda e, bizi böyle bir panel karşılıyor artık. Böyle sol alttan çıkan değil de ortadan çıkan bir şey. Gördüğünüz gibi burada mobil uygulamaları var yeni ekranen. Pixar, Twitter, Instagram vesaire vesaire. Harika yetmeni uygulamalar var. E, gerçekten. Çok güzel yani buradan tüm uygulamalar dediğimizde buradan tüm uygulamaları görebiliyoruz ahyetten. Ee, evet böyle çok güzel burada iki tane de sekme var. Gördüğünüz gibi başlangıç kısmı böyle buradan tıkladığımızda bilgisayarı yeniden başlat, bilgisayarı kapat, uyku vesaire e, deyip bilgisayarımızı kapatabiliyoruz. Önerilenler kısmı var burada. E, Burasının buranın tasarımı çok güzel olmuş yani ben beğendim şahsen. E, sonra bir de size bir şey daha söylemek istiyorum. Artık yeni yeni gelen Windows 11'de yenile diye bir şey yok artık bakın. Normal olarak sağ tıkladığımızda e, bizi böyle bir yer karşılıyor. Görünüm, sıralama ölçütü, kısa yapıştır, yeni öğe, görüntü elleri kişiselleştir. Open in Windows Terminal ve Show More Options var. Tabi de daha her yer her şeyi Türkçeleştirecek ve her gün yeni güncellemeler geliyor. Eğer siz Windows 11'e geçtiyseniz Windows Insider sayesinde güncellemeler kısmından siz de güncelleyebilirsiniz. Her gün güncelleyin çünkü beta sürümünde olduğu için sürekli yeni güncellemeler geliyor ve yepyeni özellikleri ve hatalar çözülüyor. Onun dışında başlangıca baktık buradan e, arama kısmına bakalım aratma kısmında böyle hmm, gördüğünüz gibi en popüler uygulamalar ayarlar Microsoft dediğimiz Microsoft store denetim masası vesaire buraya örnek bir şey yazdığımızda hmm, böyle çıkıyor gördüğünüz gibi onun dışında yeni bir özellik geldi e, görev görünümü var burada bu bakın çok merak edilen yeni bir özellik e, burada yeni masaüstü veya masaüstü bir diye kısım var bir dakika şöyle anlatayım. Evet bakın burada masaüstü bir veya yeni masaüstü deyip ikinci bir tane masaüstüne çok hani Windows 10'da da böyle özellik vardı ama bunu daha kolay ve basit bir hale getirmişler. Direkt mouse'umuzu buraya getirdiğim götürdüğümüzde buradan masaüstü bir veya yeni masaüstü deyip yeni bir masaüstü açabiliyoruz. Onun dışında yeni gelen diğer özellik widget özelliği. E, bu iOS'larda Macbook'larda vardı ve iPhone, iPhone'un yeni sürümlerinde buradan widgetlar kısmına baktığımızda buradan hava durumuna bakabiliyoruz. Sizin için önerilenler, fotoğraflar ve Avrupa Şampiyonu ve burada da aşağıda haberler var. Ee, bu da çok güzel. Tabii ki de bu kasma sorunu benden kaynaklı değil. Ee, güncellemeler gelecek. Tabii ki de daha ilk beta sürümünde. Ee, buradan gö haberlere bakabiliyoruz. Saat vesaire bulunmakta. Evet, burası da böyle. Onun dışında sizlere e, dosya gezginliği yeni halini göstermek istiyorum. Ee, tasarımını çok sevdim. Bakın indirilenler, masüstü vesaire tasarımlar da böyle olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Ben şahsen çok beğendim. Bu ne vesaire vesaire tüm tasarımlar buradaki değişmiş. Ee... Onun dışında sizlere ayarları tanıtmak isterim. Ya da ayarları tanıtmadan önce şuradaki yeni gelen sizlere panelleri tanıtmak isterim. Buradan e, yine yani açık olan uygulamalar. Yine o bildiğimiz gibi. E, mikrofonumuz kullanılıyor mu kullanılmıyor mu buradan direkt görebiliyoruz. Onun dışında bakın dikkatinizi çekecek yer. Burası birazcık kasabiliyor yeni özellik olduğu için. Yani çoğu bilgisayarlarda ama güncelleme ile düzeltecektir illaki. Bakın burada artık normalde biz bunlara ayrı ayrı tıklıyorduk. Ee, sağdakine ayrı tıklıyorduk, sese ayrı tıklıyorduk, a ayrı tıklıyorduk. Ama bunları tek bir çatı altında toplamışlar. Bakın buna tıkladığımızda ne oluyor? Bakın buraya tıkladığımızda böyle bir yer bizi karşılıyor. Çok güzel, çok hoş, çok mükemmel olmuş. Hayran kaldım ben bu özelliğe. Buradan parlaklığı kısabiliyoruz veya sesi açabiliyoruz ve odaklanma yardım, pil tasarrufu, a, e, Bluetooth, uçak modu, erişilebilirlik vesaire. Burayı buradan düzenleyebiliyoruz. Buraya tıkladığımızda örnek kaldırabiliyoruz veya add deyip e, buradan bağlan, gece ışığı, klavye üzerine mobil etkin alan, yakın paylaşım ve yansıtı özelliğiyle ile buradan ekleyebiliyoruz o kısma. Ee, onun dışında buradan yine ayarlara da gidebiliyoruz. Onun dışında yeni gelen bir yer daha var. Bildirim sekmesi. Bildirim sekmesine böyle tıkladığımızda çok hızlı bir şekilde açılıyor ve gördüğünüz gibi bildirimler böyle gözüküyor. Tümünü temizlediğimizde temizleniyor. Onun dışında buradan takvimi görebiliyoruz. Ee, çok güzel ve çok hoş olmuş. Onun dışında sizlere yeni ayarları göstermek istiyorum. Ayarlar çok güzel olmuş. Buradan hemen ayarlarımıza girelim. Gördüğünüz gibi ayarlar kısmı geldi. Ayarlar kısmının tasarımı harika, çok değişik ve çok güzel olmuş. Ee, buradan monitör, ses, bildirimler, odaklanma yardımı, güç pil, depolama, nerm, sharing e, diyemedim. Çok görevli, etkinleştirme, sorun gider, kurtarma, bu bilgisayar gözler ve daha bir sürü şey var. E, bu arada benim bilgisayarımın e, özellikleri düşük. Size şöyle göstereyim. E, bakın, e, 4 GB RAM'im var. E, i3'üm bile altı Intel Pentium. 60 GHz, ee, yani eski bir nesil ama ona rağmen Windows 11'i rahatlıkla kaldırıyor. Bakın mesela burada Windows 11 Home Single Language, tabii ki de Pro sürümleri de var bunun. Ee, benim Windows 10 lisansım Home olduğu için böyle gözüküyor. Onun dışında yine buradan sisteme gidelim. Evet, bakın burada yine bir sürü yepyeni şeyler bulunmakta. Çok güzel, çok hoş gerçekten yani ben çok sevdim. Buradan Bluetooth devices network internet kişiselleştirme size yeni olan şeyi kişiselleştirme mesela size bunu göstereyim. Kişiselleştirme çok güzel, çok hoş olmuş. Mesela buradan kısa yol olarak buradan temaları seçebiliriz. Mesela Windows açık, Eee aşıma, akış, e, gündoğumu gün doğumu, yakalanan hareket gibi şeyler buraya mesela gelmiş. Buradan direkt şey yapabiliyoruz. O da olmazsa buradan arka plana girelim. Arka plana da girdiğimizde direkt buradan da yapabiliyoruz, seçebiliyoruz. Kontrast mesela. Kontrast olayı da böyle olmuş. Onun dışında başka renkler, temalar, kilit ekranı, görev çubuğu, cihaz kullanımı vs. Buradan çok güzel yeni özellikler gelmiş. Onun dışında buradan uygulamalar sekmesi var. Uygulamalar buradan çok e, kolay bir şekilde uygulamaları ayarlayabiliyoruz. Hesaplar var. Time and language, zaman ve dil var. Buradan yine ayar, kendi ayarınıza göre yapabiliyorsunuz. Yeni oyun kısmı gelmiş. Oyun modu var, bilgisayarınız oyun için en iyi duruma getiren yakalamalar ve Xbox Game Bar var yine tabii ki de. Onun dışında işte size erişilebilirliği göstereyim. Erişilebilirliği buradan da görüyorsunuz. Çok güzel yeni özellikler eklenmiş. Ee, yine Windows Defender vesaire yine burada bulunmuş. Ee, Onun dışında işte Windows Update'e gidelim sizlerle. Ben sürekli denetliyorum. Siz de denetleyin herkesin Windows 11'in metasındaysanız. Zaten bu videoya güzel bir like sayısı gelirse Windows 11 nasıl kurulur, kurulur güvenilir bir şekilde. Sizlere bunu E, Buradan güncelleştirme yine Windows Insider beni ilgilendiriyor. Gelişmiş seçenekler, güncelleştirme geçmişi vesaire vesaire. Bu arada şunu hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer ki siz Windows 11 bilgisayarınıza kurduğunuz aklınızda şöyle bir soru olmasın. Benim verilerim, kullanıcı hesaplarım, dosyalarım. Fotoğraflarım vesaire vesaire oyunlarım hepsi gidiyor mu derseniz Hayır hiçbiri gitmiyor Normal siz nasıl yeni güncelleme indiriyorsunuz? öyle Windows 11 geçiyor ve dosyalarınızın hepsi zaten burada bulunuyor ee, Evet Windows update kısmında böyle ayarlar kısmında böyle çok güzel ve çok hoş olmuş ee, Hani Windows 11'in tasarımı çok güzel olmuş onun için de sizlere e, Denetim masasının yeni halini göstereyim Denetim masasının yeni tasarımı da böyle. Çok güzel ve çok hoş her zaman Give'in. Ee, tabii ki de daha güncelleyecekler. Ee, denetim masası da böyle. Bu arada sizlere benim önerim Windows 11'e geçinizde en iyisi Microsoft Edge'i kullanmak çünkü Windows 11'e uyumlu. Bu arada bir de şöyle bir şey var, sizin aklınızda şöyle bir soru da olabilir. Ben Windows 11'e geçtim ama benim e, oyunlarım Windows 10 yazıyordu önerilen veya minimumda. Hani Windows 10'a göreydi derseniz Windows 11'de geriye uyumluluk olayı var. Size bunu şöyle anlatabilirim. PlayStation 5'te örnek veriyorum, PlayStation 4 oyunları oynayabiliyorsunuz. Bu özellik nedir? Geri uyumluluktur. Windows 11'de de aynı şekilde geriye uyumluluk olayı var. Tüm programlarınızı ve oyunlarınızı Windows 11'de çok akıcı ve daha güzel bir şekilde yani oynayabiliyorsunuz. Onun dışında sizlere Microsoft Store'u tanıtacağım. Microsoft Store'un yeni hali gerçekten çok güzel. O zaman hazırsanız Microsoft Store'a geçelim. Microsoft Store'un yeni hali de böyle. Çok hoş ve güzel olmuş. Microsoft Store ön izleme diye zaten yazıyor. Yeni mobil uygulamaları gelmiş. Örnek TikTok. Olmazsa olmaz uygulamalar. Netflix, Spotify, müzik, Pinterest. Pinterest. Adobe Lightroom. Ee, onun dışında oyunlar. Tabii de daha eklenecek. Daha yani eklenecek çok şey var. Ee, ama Microsoft Store'un yeni tasarımı artık daha akıcı öncesine göre ve karanlık modu var. Çok güzel. Buradan uygulamalar, oyun, eğlence, kitaplık kısmı vesaire buradan gidebiliyoruz. Microsoft Store'da böyle. Ee, bazı kullanıcılar veya arkadaşlarımız şöyle düşünmüş. Windows 11'in yani şu ortası çok ortada duruyor, çok kötü yani ben sevmedim, geçmeyeceğim diyenler var. Kafanız rahat olsun. Şimdi bu özellik e, o arkadaşlarımızın işine yarayacak. Buradaki alttaki çubuğu sol tarafa alabiliyoruz. Nasıl alabiliyoruz derseniz çok basit. Buraya gelip sağ tıklıyoruz, görev çubuğu ayarları kısmına giriyoruz. Görev çubuğu ayarlarına girdikten sonra buradan aşağı iniyoruz, e, buraya giriyoruz. Sonra buradan ortala var bakın. Buradan sola aldığımızda bakın gördüğü gibi sol kısımda gözüküyor. Mesela Windows'a da baktığım, bastığımızda sol tarafta çıkıyor. Ee, ben ortada kullanacağım yani bana yenilik bir değişiklik oluyor yani. Ortalarda da çok güzel duruyor. Ben ortada kullanacağım. Buradan görev çubuğunun yine ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ee, yine şunu soranlar olmuş. E, ee, Windows 11'in FPS değerleri oyun performansı nasıl? Windows 11 tamamen oyunu çalıştırabilecek en iyi şekilde ayarlanmış. Windows 10'dan daha stabil, daha hızlı ve daha yüksek FPS değerleri alabilirsiniz. Emin olun, çok akıcı ve güzel oynuyorsunuz. Onun dışında yeni Xbox paneli çok güzel olmuş. Ee, Windows G bazımıza çıkan o Xbox paneli çok güzel olmuş. Yani oyun için çok güzel hazırlanmış. Bu arka planı da değiştirebiliyorsunuz ayetten. Ee, gerçekten çok güzel olmuş benim. Yani düşüneceğim Windows 11 ama sizlere tabii ki de şunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi birazdan videonun sonunda Windows Windows 11'deki hatalar nasıl çözülür? Çözümleri neler? Bunları izleyebilirsiniz. Ee, bir de şunu demek istiyorum. Yani Windows 11 güzel olmuş ama tabii ki de hatalar var. Daha beta çıkalı birkaç gün oldu ve her gün yeni güncellemeler geliyor. Ee, yani ama Windows 11 dediğim gibi harika ve çok güzel olmuş. Hepinize merhabalar. Ee, ben Kayrozan. Ee, bugün sizlere birçok kişinin yaşadığı ve nasıl çözüleceğini bilmeli ve korktuğunuz bir durumu anlatacağım. Öncelikle bu olay için hiçbir şekilde korkmanıza gerek yok. Çok basit bir çözüm var ve sizlere bunun nedenini anlatacağım. Ee, öncelikle Windows Insider'dan Windows 11 kuranlar ee, bilgisayarı açtıklarında ve şifreyi girdiklerinde ee, bir anda ekran gelip böyle altta böyle çubuk falan böyle kararıyor böyle ekran böyle yanıp sönüyor alttaki çubuk gidiyor ekrandaki şeyler gidip gidip geliyor ve hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz şimdi sizlere bunun çözümünü anlatacağım. Öncelikle e, bunun nedeni neden derseniz, öncelikle siz Windows 11'i Türkçe olarak kurduğunuz için de gayet normal. Windows 11'in betasında Türkçe dil paketinde sorun var. Bundan dolayı bilgisayarı kullanamıyorsunuz. Bu birinci neden. İkinci nedenimiz ise ee, Türkçe dil paketinden dolayı kaynaklı bilgisayarımızı böyle bu şarj şeklinde açtığımızda ee, ekran kararıyor ve bu alttaki şeyler yine gidip gidip geliyor. Bu arada arkadaki kuş sesinden dolayı kusura bakmayın. Şimdi bunu size çok basit çözümle anlatacağım. Siz de göreceksiniz işe yaradığını. Öncelikle bilgisayarımızı güç şeyinden çıkartıyoruz. Güç şeyinden çıkarttık. Normal olarak bilgisayarımızı açıyoruz. E, kilit ekranı gelecek o zaman görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi kilit ekranı geldi. Boşluğa basıyorum veya siz mouse tıklayabilirsiniz. Hiçbir şekilde fark etmiyor. Evet siz burada parolanızı girdikten sonra Windows 11 kısmı gelince sorunun siz orada yaşıyorsunuz. Ee, çok yaşayanlar var. Hani buradaki şeyler hani masaüstü vesaire klasörler yanıp sönüyor. Alttaki görev çubuğu yanıp, yanıp sönüyor. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ancak kapayı açmanız gerekiyor. Yine çözülmüyor. Hemen parolamızı girelim ondan sonra gelelim. Evet gördüğünüz gibi açılış ekranımız geldi ve sorunumuz çözüldü. Ama burada bitti mi? Bitmedi. Biz normalde ben şu an bilgisayarı şarja takarak açsaydım bu sorun yaşanacaktı. Alttaki şeyler gidip gidip gelecekti. Şuradaki şeyler gidip gidip gelecekti. Hiçbir şekilde kullanamayacaktım ve çok korkacaktım. Şimdi bilgisayarı şarjda kullanmak istiyorsan bu sorunu yaşamamak istiyorsam yapmamız gereken bir şey var. Buradan Windows logosuna tıklayıp ayarlara gitmek. Ayarlara giriyoruz. Ayarlar sekmemiz açıldı. Buradan ee, Time and Language yazıyor. E, burası sizde e, zaman ve dil olur. Oraya giriyoruz. Oraya girdikten sonra dil ve bölge. Yani ikinci kısma giriyoruz. Burası çok önemli. Burası açıldıktan sonra tercih edilen diller kısmından Add a Language deyip buradan İngilizceyi bulacağız. Ve İngilizceyi seçip sonraki deyip yükle diyeceğiz. Tamam onu da yaptınız. Şuradan Ülke veya bölge yazıyor. Bunu Amerika Birleşik Devletleri yapıyoruz. Ve son olarak burada Türkçenin altında İngilizce olacak. O İngilizcenin 3 noktaya tıklayıp buradan yukarı taşı diyeceğiz. Ve artık bilgilerimizi şarja takıp veya takmayıp yeniden başladığında sorun çözülmüş oluyor. Takip etmeyi unutmayın. Ee, videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.